Örneğimiz geliyor arkadaşlar. 10'da 4. Hepsinin birim kesirini üreteceğiz. 12'de 3. 100'de 40. Devam ediyorum. 100'de 25. 50'de 32. 100'de 74. 10'da 10. Aa hocam, biz böyle bir şey gördük mü? 10'da 10 diyorsunuz. 10'a bölmüş, tamamını seçmiş. Değil mi arkadaşlar? Tüm paydayı böldüğümüz kesire tamamını seçmiş. 10'da 10 olmuş. Mesela burada 50 kısma bölmüş, 32 tanesini almış. 50'sini seçseydi 50'de 50 derdik. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Eşit olabilir burası buraya. Şimdi arkadaşlar, bunların birim kesirlerini istiyoruz. Bu kesir verilmiş. Hocam, biz bunların birim kesirini nasıl ifade edeceğiz? Arkadaşlar, birim kesir payı 1 olan kesirdi, değil mi? Bakıyoruz, paydası 10 ama payı 4. Bunun birim kesiri ne olacak arkadaşlar? 10'da 1, değil mi? Paydayı değiştirmiyorum, payı 1 yazıyorum birim kesirini bulmak için. Bakıyorum buraya arkadaşlar. Bunun birim kesiri ne olacak arkadaşlar? Paydası 12, payı 1. Değil mi arkadaşlar? Buraya bakıyorum. Paydası 100 olacak. Payı kaç olacak? Birim kesir için 1. Hep aynı işlemi yapıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Gayet kolay. Paydası yine 100 olacak. Payımız 1. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Paydası 50 olacak. Payımız 1. Şimdi buradayız. Paydası 100 olacak. Payımız 1. Burada ne yapacağız? Farklı bir şey yapmayacağız. Aynı şeyi yapacağız. Paydamız kaç? 10. Payımız ne olacak arkadaşlar? 1. Evet, şurası 6 gibi olmasın, 10'dur. 10'da 1 dediğimiz bizim arkadaşlar, tamam mı? Bu bizim arkadaşlar birim kesirimiz olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim bunlarla ilgili biraz problemlere girmeye, tamam mı arkadaşlar? Problem çözmeye çalışalım bakalım. Problemlerde kesirleri nasıl kullanacağız? Evet arkadaşlar, güzel bir problemimiz geliyor şimdi. Tahtaya yazıyorum. Evet. Deniz'in yapbozu 9 parçadır. Toplam 9 parçaymış. Bu ne demek? 9 parçaya ayırdıysa yapbozu, 9 bizim neyimiz? Paydamız. 4 parçası kaybolmuş arkadaşlar. Evet. 4 parçası kayboldu. Kesirle ve sayı doğrusunda, hadi bakalım şimdi sayı doğrusuna gideceğiz. Sayı doğrusunda gösterin diyor. Evet arkadaşlar. Şimdi kesirle ve sayı doğrusunda gösterin diyor. Sevgili arkadaşlar, kesiri neydi bunun? Kaç parçaya ayrılmış Deniz'in yapbozu? 9 parçaya, değil mi? Paydamız 9. Peki kaç parçası kaybolmuş? Kaybolan parçaları bizden göstermemizi istiyor kesirle. 4 parçası kaybolmuş. O zaman payımıza 4 yazıyoruz. 9'da 4 kayboldu diyorum. Doğru mu arkadaşlar? Gayet anlaşılır değil mi? Peki gelelim sayı doğrusunu göstermeye. Bakın, burada bahsedeceğim bazı şeyler olacak arkadaşlar. Şimdi sayı doğrusuna biz bu kesiri nasıl gösteririz? Evet, kesirler arkadaşlar, kesirler sayı doğrusu üzerinde gösterilebilir. Nasıl ama? Arkadaşlar, kesrimizin payı ve paydasına bir kere çok iyi bakacağız. Paydası demek, biz o bölümü arkadaşlar kaça ayırdığımızı gösterir. Bu payda kısmı. Tamam mı arkadaşlar? Payı da bu ayırdığımız kısımda biz nereyi seçeceğiz?
bize burayı ifade eder. O zaman bakalım arkadaşlar. Şimdi biz 9'da 4 sayı doğrusunda ne yapıyoruz? Biz arkadaşlar bir kere şunu da ifade edelim. 9'da 4 dediğimizde payı paydadan küçükse arkadaşlar bu kesir 0 ile 1 arasındadır. Yani biz 0 ile 1 arasını sayı doğrusunda açacağız. Tamam mı arkadaşlar? Kural şu. 0'a da çizgi koyuyorum. 1'e de çizgi koyuyorum. Arayı 9 parçaya böleceğim. Tamam mı arkadaşlar? O zaman başlıyorum. 0'ı saymıyorum. Çizgilerimi sayıyorum bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'uncusu 1'e denk gelecek şekilde 9'a bölüyoruz. Tekrar ifade ediyorum. Diyorum ki 0'ı saymıyoruz. 1'e bir çizgi attık ama son çizgiyi 1'e atacak şekilde yapıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kısma ayırdık. Şimdi her birini gösterelim. Burası ne? 9'da 0. Burası ne? 9'da 1. Burası ne arkadaşlar? 9'da kaçıncıysa paya onu yazıyoruz. Bu 0'ıncı, bu 1'inci, bu 2'inci, bu ne arkadaşlar? 9'da 3. Buraya geldik 9'da 4. Buraya geldik 9'da 5. Buraya geldik 9'da 6. Buraya geldik 9'da 7. Burası 9'da 8. Peki bu ne oldu? Tam kısım, yani 1'e denk olan 9'da 9. Hepsi manasına gelen 9'da 9'u da işaretlemiş olduk. Evet, gördüğünüz gibi sayı doğrusu üzerinde kesirin gösterimi böyle oluyor. Peki 9'da 4'ü seçin bize diyor. Bunu seçin diyormuş değil mi arkadaşlar? Burası 9'da 4 ya da diğer bir ifadeyle 4 bölü 9 olaraktan burayı ifade ederiz değil mi arkadaşlar? Doğru mu? Evet, şimdi geçiyorum arkadaşlar. Başka kesirleri de gösterelim arkadaşlar. Evet. Başka bir soru daha gelsin bakalım. Mesela sayı doğrusu üzerinde biz kesir yazalım. Onu göstermeye çalışalım sizinle. Anlaştık mı arkadaşlar? Nasıl olsa buradan öğrendik değil mi? Artık sayı doğrusu üzerindeki kesiri istediğimiz gibi ifade edebiliriz. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Evet. 10'da 2'yi sayı doğrusu üzerinde gösterin diyor. Evet, payı paydasından küçük değil mi? Nerede olacağız o zaman biz bunu? 0'la tekrardan 1 arasını açacağız. Doğru mu? 1'e de çizgi atıyorum, 0'a da çizgi atıyorum. Şimdi kaç parçaya böleceğim? Paydadaki sayı kadar parçaya böleceğim. Hangisini istiyor bizden? İkincisini istiyor. Doğru mu? Ona bölüyorum. 0'ı saymıyordum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, burası da 10. Şimdi 10 bölüme ayırdık mı? 0'ı saymıyorduk. Birincisi 10 oluyordu. Paydanın son sayısına denk geliyor değil mi? 1 sayısının üzeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olaraktan saydık. Şimdi hepsinin kesirini gösterelim bakalım. Burası nedir? 10'da 0. Burası nedir? 10'da 1. Burası nedir? 10'da 2. Burası nedir? 10'da 3. Burası nedir? 10'da 4. 10'da 5. 10'da 6. 10'da 7. 10'da 8. 10'da 9. 10'da 10. 10'da 10 kaça denk geldi? 1'e denk geldi değil mi arkadaşlar? Zaten bölmeyi biliyoruz değil mi? 10'u 10'a bölersek 1 eder. Doğru mu arkadaşlar? Kesir zaten bir bölme gösterimdir. Evet arkadaşlar. Şimdi 10'da 2'yi gösterin diyor bize. İşte burası bizim 10'da 2. Yani 2 bölü 10 dediğimiz kısımdır arkadaşlar. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Şimdi geliyorum bakalım. Şimdi geliyorum şu örnekleri yapmaya. Burayı bir silelim bakalım. Yine birim kesiri gösterelim. Ve birim kesiri
Mesela bir kesirin içinde kaç tane birim kesir var? Bundan bahsedelim, tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Mesela geliyoruz. 10'da 5 ne dedik? %15 ne demiş? 10'da 8. Tamam mı arkadaşlar? Bunların birim kesirleri. Birim kesirleri öğrenmiştik. Değil mi? Paydayı yazıyorduk. Payı 1 olan kısımlara biz birim kesir diyorduk. Yani 10'da 1. Şimdi bunların içinde acaba kaç tane birim kesir var? Bunları ifade edeceğiz arkadaşlar. Geliyoruz. Bunun birim kesiri ne? Yüzde payı 100 değişmiyor. Payına paydası 100. Payına 1 yazıyorum. Bunun birim kesiri ne arkadaşlar? Payı o, paydası 10. Payına 1 yazdığımızda birim kesirini elde etmeyi zaten görmüştük. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunun içerisinde kaç tane birim kesir var? Evet. Kaç tane birim kesir vardır? Şimdi söylüyorum. Hocam ya burası anlamadım diyen arkadaşlar çok sakince dinlesinler. Çok basit. 10'da 5 kesiri, bu kesirin içerisinde kaç tane birim kesir var? Bakıyoruz. Burası 5, burası 1 mi arkadaşlar? Kaç tane birlik var 5'in içinde? 5 tane. Buranın payın adedi kadar birim kesir vardır. Yani 5 tane birim kesir var. Buraya bakıyorum. Pay 15. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Birim kesirimizi yazmışız. Kaç tane birim kesir var? 15 tane değil mi? Pay adedi kadar birim kesirimiz çıkacak. 15 tane birim kesir. Buraya bakıyorum 8. Buraya bakıyorum 1. Evet, 8'de kaç tane birim kesir var? 8 tane birim kesir vardır dedik. Gördün mü arkadaşlar? Burada yaptığımız taktik neydi arkadaşlar? Buradaki yaptığımız taktik her bir kesiri önce birim kesirlerini göstermek, daha sonra da içerisinde o kesirin içerisinde kaç tane birim kesir var? Mesela 10'da 5'in içerisinde kaç tane birim kesir vardır? Payı kadar arkadaşlar. 5 yani. Anlaştık? Evet. Geçiyorum. Bir dahaki sayfamıza, bir dahaki örneklerimize arkadaşlar. Evet, burada da diyoruz ki arkadaşlar, paydası 8 olan payı paydasından 3'ük olan kesirleri yazınız. Yani paydası 8. Payı paydasından küçük olan sayılar. Kaçtan başlıyordu kesirler arkadaşlar? 8'de 0 değil mi? 8'de 1. 8'de 2. Sayı doğrusu gibi 8'de 3. 8'de 4. Pay paydadan küçük olanları sıralıyoruz. 0'dan itibaren nereye kadar? 8'e kadar, ama 8'i yazmayacağız. Çünkü küçük olacak diyor payı paydasından. Değil mi arkadaşlar? 8'de 5, 8'de 6, son olarak 8'de 7. 8'de 8 yazıyor muyum? Hayır, yazmıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü payı paydasından küçük olacak kesirleri bize gösterin dedi. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Siliyorum burayla. Geçiyorum bir dahaki örneğimize. Artık yavaş yavaş problemlerin içine giriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Sayı doğrusunda göstereceğimiz yine, tamam mı, kesirler ve sayı doğrusunda gösterilmiş olanları kesire çevirme. Tam tersi. Mesela 8'de 5 dedi. Payı paydasından küçük mü arkadaşlar? 8'de 5. Bu pay paydadan küçük. O zaman biz kesiriyi 0 ile 1 arasına koyuyoruz. 0 ile 1 arasına koyduk. Kaça böleceğiz? Paydada kaçımız vardı? 8. 8'e böleceğiz. 5'inciyi bulacağız. Evet. Bu 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da 8 olsun. Tamam mı?
8'de 0, 8'de 1, 8'de 2, 8'de 3, 8'de 4, 8'de 5, 8'de 6, 8'de 7, 8'de 8. Kimi seçeceğiz? İşte burayı. 8'de 5 kısmını. Yavaş yavaş hızlanıyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir dahaki örneğe geçiyorum. Siliyorum tahtamı. Şimdi sayı doğrusunu vermiş. Bakalım burada da kesrimizi bulmamızı istiyor. Evet, sayı doğrusu geliyor. Sıfırla bakalım. Burası arkadaşlar 1. Burası 0. Tamam mı? Kaça ayırmış? Bize diyor ki şunu göster diyor. Bu kaçtır diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Sayı doğrusunu kaça ayırdığına bir bakalım mı bir? Evet, 1. 0'ı saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, 13'ü ayırmış. Paydamız 13. Doğru mu? Kaça ayırdıysak o kadar paydaya yazıyorduk. Doğru mu? 1'den başladık. 1'de bittiğimiz yer, tam sayıda bittiğimiz yer 13 oldu. 13 tane kısma ayırmışız. Peki bu kaça denk geliyor? Bak, bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu çizdiğimiz kısım 9. bölünmüş. 13'te 9 olarak ifade ediyorum. Şimdi burada yapmamız gereken olay şu arkadaşlar. Kesiri kaça böldüğünü takır 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 sayaraktan bulmanız çok kolay. Daha sonra ne yapıyoruz? İşaretlediği kısmın aslında hangi bölümü gösterdiği için de onu da sayıyoruz, buluyoruz. Orayı payda, paya yazıyoruz. Payda neresiydi? Tüm kesirin kaça bölündüğü. Kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kısma bölmüşüz. 9.yu seçmişiz demektir. Tamam mı arkadaşlar?